Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muharrem ayı denildiğinde Muharrem'in onu aşura günü akla geliyor. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müekket sünnetlerinden biri olan Ramazan dışında tutulan en faziletli oruç olan aşura günü orucu hemen aklımıza geliyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Yahudilerin bu orucu tuttuğunu görüyor. Aşure gününün oruç tuttuklarını görüyor. Sebebini sorduğunda onlar diyorlar ki Cenab-ı Allah bugün de Musa Aleyhisselam'a binbir türlü ikramlarda bulunmuştu. Onun teşekkürü olarak biz bugün oruç tutuyoruz diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da biz Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşuna, kurtuluşu vesilesiyle şükran olarak oruç tutmaya daha sizden layıkız diyor. Ve ümmetine bu günü oruç tutmalarını şu kadar var ki Yahudilere benzememek için bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla beraber oruç tutmayı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere tavsiye ediyor. Dolayısıyla yarın perşembe olduğuna göre hem perşembe gününü oruçlu olarak geçirmek hem de cuma aşura günü 10. günü öncesiyle iki gün olarak oruçlu geçirmiş olmak için yarını veya aşura gününü oruç tutmayı kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Diğer taraftan Muharrem olduğu için bu ayda yaşanmış tarihteki acı hadiselerden bir tanesi de Irak'ın Kerbela diye anılan bölgesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennet gençliğinin efendisi diye tanımladığı torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin vahşi bir şekilde katledilişi de 10 Muharrem'e denk gelmiştir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in tarihinde çok acı bir sayfa olan Kerbela hadisesi 10 Muharrem münasebetiyle Muharrem ayının içerisinde yad edilir, hatırlanır hale gelmiş. Fakat bir takım kimselerin yaptığı gibi çizgiyi aşarak İslam'ın asla tasvip etmeyeceği hareketlere yeltenerek Kerbela'yı matem gününün kendisine acı çektirmeyi mubah kılacak sahneleriyle donatmak asla dinimizin uygun gördüğü bir davranış değildir. Asıl olan evet her ölüm acıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı zaten ümmetin en büyük acısıdır. En büyük yarasıdır o kadar büyük bir etki yapmıştır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı. O gün ashab-ı kiram efendilerimiz bunu kabullenememişlerdir. Kabullenmekte çok zorlanmışlardır. Hepimizin bildiği tarihi bir gerçektir. Hazreti Ömer Efendimiz çıkmış. Hayır Hazreti Peygamber ölmedi. Kim öldü derse ben onun başına vururum demiştir. O dönemde Ebu Bekir radıyallahu teala an Efendimiz ayeti kerimeleri okuyarak inneke meyyitun ve innehum meyyitun şüphesiz ey Habibim sen de ölümlüsün onlar da ölümlüdürler ayetlerini okuyarak buyurmuşlardır ki sizden kim Muhammed'e tapıyordu ise bilsin ki Muhammed artık öldü ama Allah haydır kayyumdur ebedi hayat sahibidir kim ona tapıyorsa Allah ebedi hayatın sahibidir demiştir. Ve selefi salihin büyüklerimiz başlarına gelen bütün musibetleri en büyük musibet olan sıkıntı olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin ölümüyle tartarak kendileri teselli olma cihetine gitmişlerdir. Elbette Hazreti Hüseyin Efendimizin vahşice şehit edilişi büyük bir hadisedir ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü yanında basit kalır. Dolayısıyla eğer bir vefatı anacak, yad edecek, matemini ebediyen tutacak olsaydı, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını konuşurduk. Ama bizim kültürümüzde vefat etmek yok olmak anlamına gelmiyor. Vefat etmek Mevlana'nın ifadesiyle aşıkın aşığına vuslatı, dostların birbirine kavuşması anlamına geliyor. Bu yüzden de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefat gecesini şebi arus olarak, bir düğün gerdek gecesi olarak değerlendirilmesini arzu etmiş, temenni etmiş ve bu münasebetle de bu anlamda etkinlikler yapılıyor. Ama zincirler kullanmak, sırtlarını insanların zincirlerle kanatmaları, kendilerine işkence etmeleri, vurunmaları, dövülmeleri, ağıtlar yakmaları bunlar normalde babanız öldüğünde yapmanız caiz olmayan şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstünü başını yırtan, dövünen, yüzüne tırmıklar atan Böylelikle yas tuttuğunu zanneden kimselere lanet etmekte. Ölüm Allah'ın emri. Her canlı canlı olması hasebiyle ölümü tadıcıdır. Elbette vahşi bir cinayetin tarihi arka planını okuyup ibret almak ayrı bir şey. Ama bunu bir matem ritüeline dönüştürmek, bu günü işkence ederek geçirmek ve bunun üzerinden siyasi bir rant devşirmeye çalışmak o apayrı bir şeydir. Yani bugün de e, bugünün mana ve ehemmiyetinin dışına çıkararak bir takım insanlara sövmenin, hakaret etmenin, küfretmenin mübah görüldüğü bir aleni sövme törenlerine Çevirmek hepten insanlık dışı bir şeydir. Evet. Yani ne olursa olsun tarihe mal olmuş bir olaydır. Tarihi yönleriyle anlatılır, okunur, ibret alınır. O noktada Hazreti Hüseyin Efendimiz için yazılmış onlarca, yüzlerce mersiye vardır. Okunur, ibret alınır. Ondan şefaat dilenir. Ama bunu bir ayrışma nedeni olarak ısıtıp ısıtıp her yıl ümmetin önüne koyup buradan ümmetin ayrılığına bir yol aramaya çalışmak öncelikle Hazreti Hüseyin Efendimizin davasına yapılmış olan en büyük bir cinayettir. O Hazreti Peygamber Efendimizin nübüvvet ağacının bir meyvesi olarak ümmeti birleştirmek adına kendi canını ortaya koysun. Birileri de çıksın, onun hunharca katledilişini, şehit edilişini, milleti, ümmeti Muhammed'i bölmek adına istismar etsin. Bu onun hatırasına yapılacak en büyük hakarettir, en büyük saygısızlıktır. Eğer Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit edenlerden intikam almak isteniyor ise, bu onlara sövmekle, saymakla olmaz.'' en büyük intikam onların bölük parçaladıklarını birleşip birleştirip toparlamakla toplamakla olur. Cenab-ı Allah inşallah bu şuuru, bu bilinci Müslümanlara nasip eder, lütfeder. Büyük bir fitne kazanının içerisinde bulunuyoruz. İman dışı güçler, küfrü temsil eden akımlar, erkler, Müslümanların Yeryüzünde hakkı ve hakikati temsil eden tek topluluk olduğu gerçeğini örtbas etmek, gizlemek için Müslümanları öcü göstermeye, birbirlerini öldüren, kendi kendilerini kıran topluluk olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Maalesef bu tür matemleri siyasallaştırarak ümmetin ayrışmasına yol açanlar da onların ekmeğine yağ sürmektedirler. Müslümanların bir peygamberi var, bir kitabı var ve bir Allah'ı var. Dolayısıyla bunun etrafında kenetlenmek gerekirken, tarihin sayfaları arasında kalıp, oradan ayrılık sebepleri devşirmenin Müslümanca bir düşünüş olmadığı, herkesin ama özellikle de iman hassasiyeti taşıyan kimselerin unutmaması gereken bir durumdur. Böyle bir fitne ortamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürüyen koşana göre, duran yürüyene göre, oturan ayaktakine göre, yatan oturana göre daha iyi bir iş yapmıştır diyor. Yani olabildiğince pasif kalarak fitneyi körüklememek, fitneyi söndürmeye çalışmak, soğutmaya çalışmak vazifemiz var. Hazreti Peygamber Efendimizin evlatları, eşleri, hanımları hepsi bizim başımızın tacı. Düşünebiliyor musunuz? Siz Hazreti Peygamber Efendimizin torunlarına muhabbet duyacaksınız. Eşleri arasında ayrım yapacaksınız. Böyle bir şey mümkün mü? O nübüvvet kaynağının her şeyi başımızın üstündedir. Her şeyiyle hürmet edilmeye layıktır. Sevgi ve muhabbet beslemek durumunda olduğumuz mukaddes bir hane halkıdır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ailesini teşkil eden her bir fert. Ama maalesef bugün görüyoruz ki o hane halkının içerisinde ayrım yapmak suretiyle şu benim, şu senin diyen bir takım kimseler var. Bu ayrımı yapanlar asla hakkı ve hakikati temsil edemezler. Olsa olsa batıl ve dalaletin içerisindedirler. Ömer'iyle, Osman'ı ile, Ebu Bekir'iyle, ile bütün sahabe efendilerimizi baş tacı etmek durumundayız. Radıyallahu Teala anhum. Bu, Hazreti Muaviye Efendimiz de dahil olmak üzere, bütün sahabe efendilerimizi sevme mecburiyetimiz, Allah'ın kitabının bize dikte ettiği bir hakikattir. Allah onları sevmiş. Onlar Allah'tan razı olmuşlar. Allah onlardan razı olmuş. Böyleyken Allah'ın razı olduğu bir kimseye dil uzatmak, onlara hakaret amis laflar kondurmaya çalışmak çok acı bir bedbahtsızlıktır. Bazen zaman zaman bir takım cahil kimselerin ifadeleri oluyor. İşte ben filan sahabeyi sevemiyorum. Sen sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Allah sana onu sevip sevmediğin üzerinden hesap soracak. Dolayısıyla seversen kazanırsın, sevmezsen sen kaybedersin. O sahabe efendimize bir leke gelmezsen sevmiyorsun diye. Ama onun seni sevip sevmemesi önemli. O da seni severse sen kurtarırsın. Eğer sevmezse Allah muhafaza etsin kimlerle haşr olunacağın belli olmaz. Dolayısıyla bu parçacı yaklaşımı terk ederek bu dini bize taşıyan, bizlere ulaştıran yeryüzünde İslam'ın yayılmasına büyük gayretler harcamış olan bütün sahabe efendilerimizi, tabiini, tebeyi tabiini baş tacı ederiz. Bu dinin ilerlemesinde en ufak bir emeği olan herkes bizim başımızın tacıdır. Ama ümmetin bölünmesine, parçalanmasına, ayrılmasına, dağılıp gitmesine sebep olan herkes de laneti hak etmiştir. Cenab-ı Allah bizleri acıdığı, merhamet ettiği, hidayet ettiği kullarından eylesin.